hocam hepsini tek seferde hareketlendiren şey ne? Yani hepsinin zamanı bu zaman mıydı yoksa bir fay diğer fayı hareketlendiriyordu? Bu kadar tehlike mi oluşturuyor? Öyle. Zaman gelmişti. 500 yıllık ve 1500 yıllık döngüler var bizim Anadolu'da ve Mezopotamya'da. 1500 yıllık döngüye girdik biz. Kahramanmaraş 500. yılını yani 1500'de 3 kere kırılmasını tamamladı ama bu 1500 yıllık döngü koskoca Anadolu plakasıyla beraber İtalya'dan İspanya'ya kadar ki ana kütleyi etkileyecek bir şekilde Girit ve Helen yayıyla Kıbrıs fayıyla kırılacak. Ta Akabe limanına yani Şarmaşehir'e kadar da ayrıca aşağıya inen İsrail ve Lübnan üzerinden Filistin üzerinden inen hat da kırılacak. Bunların dönemi geldiği için bu tehlikeleri yaşıyoruz. Bir büyük atımla diğer faylarda bir stres biriktirdiler, sırayla kırılacaklar. Bu doğanın kanunu. Hı hı. Bir de Profesör Doktor Naci Görür şöyle söylüyor. Antalyalı deprem kentinde yaşadığını farkında değil. Denize yakın kıyı kısmı alivyonla dolmuş ya da traverten zemin. Alivyon en tehlikeli zemindir. Antalya bu şekilde gökdelenle doldurulursa deprem açısından geleceği hiç parlak görünmüyor diyor. Yani aynı zamanda da deniz kenarına yakın olan binaların tıpkı bir suyun içindeymiş gibi hareket edeceğine de işaret ediyor. Zemin sıvılaşması. Evet. Yani toprakta değil de direkt suyun içindeymiş gibi hareket edecek. Bu da korkunç bir şey aslında değil mi? Antalya falezin üzerine kuruludur. Fakat Antalya'nın cephesinden denize baktığınızda Konyaaltı varyantından itibaren aşağı taraf alevyonel tabakadır. Sol taraf Lara tarafı Muratpaşa ilçesinin olduğu bölgelerin doğu tarafı. Ben çocukluğum orada geçti. Babam rahmetli meteoroloji bölge müdürüydü. O dönemde çok ezbere bilirim orayı. Falezler var. Hatta orada foseptik de yoktur, arıtma da yoktur. Süzülerek denize tatlı su olarak gider bütün atıklarımız. Oradakiler korkmasınlar. Korkmasınlar ama devasa büyük binaların yapılması da yanlış. Kayalık zemin bile olsa çok tehlikeli. Neden? Döşeme altından Antalya'ya baktığınızda 490 metre çöktüğünü görürsünüz. Tekirdağ'da da Hayrabolu Çukuru üstünden baktığınızda Tekirdağ'ın da çöktüğünü görürsünüz. Ganoz Dağları ile Marmara Adası'nın birbirinden ayrıldığını ama bir devam olduğunu görürsünüz. Demek ki tarihi büyük depremler geliyor. Bunların da izleri nereden? Campei denilen bir volkan var İtalya'da. Allah göstermesin patladığında ne Yellowstone gibi bir şey olur ne bilmem ne. Dünya nüfusunun 1/3'ünün net olarak yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz ve zengin ve varlıklı dünyaya hükmeden bir Avrupa'dan ve Asya'dan bahsediyoruz. Bunun da dönemi geldi. Bu yedilik fay Antalya'yı değil yedilik. En küçüğü 8'in üstünde olacak bir kırık bekleniyor şu anda. Hmm. 690 kilometrenin tek başına kırılması mümkün. Hmm. Kıbrıs, ne olur Kıbrıs'taki soydaşlarımız ciddiye alın bu söylediklerimizi. Gazibaf'ta 7.9, 8.1 büyüklüğünde deprem olmak üzere. Dip Karpaz'da keza bu deprem olmak üzere. Yani Kıbrıs arka arkaya 8.3'lere kadar depremle çalkalanacak. Tarihi hep böyle. Ve arkasından Kumluca'dan Antalya'dan yukarıya doğru gidip Burdur'a dönen bir hatla aynı zamanda ada üzerinden, Kıbrıs üzerinden İtalya'ya, oradan Adriyatik üzerinden Lido de Gesaula'dan yukarıya bu Venedik'in aşağısına yukarıya çıkacak bir hat var. Buraların tamamı ya tek seferde ya birkaç seferde ya da arka arkaya 5-10 senenin içinde kırılacak. Düşünsenize Akdeniz ekonomisini Orta Anadolu petrolün nakil hatlarının, enerjinin, ticaretin, buğdayın, gıdanın her şeyin döndüğü bir yerde bu buhranın ve tsunami'lerin olacağını. Evet, yani tsunami yaşanmasına yani tsunami yaşanabilir mi hocam Antalya? Yani öyle bir yapıda mı? İç deniz. Aslında bir iç deniz olduğunda tsunami'nin boyu 6 metreye, 7 metreye geçmez. Keza Marmara'da da öyle. Fakat bazen seyredersiniz. Kuzey Kutbu'ndaki buzullar kırıldığında bir anda hani izleyenler tekneden neredeyse alabora olurlar, dalga yaratılır. İşte bu heyelanla beraber olabilecek bir dalgayı engelleyebilecek bir şey yok. Hı hı. Bu tamamen kıyılara tsunami halinde gelir ama bunun büyüklüğü de yükseklik olarak algılamayın, kütle olarak bakmamız lazım. Ne kadar milyon metreküp suyun içerilere geleceği önemli.
Bu 2011'deki Japonya tsunamisinde 2 metreyi geçmedi tsunaminin yüksekliği, ama kütle olarak inanılmaz boyutta bir su baskını oldu. Endonezya 2004'tekinde ise, Sumatra'dakinde ise 6 metrelere varan bir dalga nispeten daha fazla geniş bir yüzeyde su kütlesi hareket etti ve 250 binden fazla bilinen insan öldü. Şimdi sarsıntıdan bahsederken 660-720 kilometre bir fayın tek başına kırılması demek, 9.2'lere ulaşacak Richter ölçeğinin sonuna gelinecek bir deprem demek. Bu deprem 6 dakika kadar sürer. Yani burada 9.2 ile 9.5 arasında olmaya başladığında sınırlı bir süre oluşan rezonanstan, titreşimden dolayı yer 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 çekimi ortadan kalkar. Havada uçuşur her şey. Bu büyüklüğü anlatabilmek için söylüyorum bunu. Kıyamet. Zamanında olmuş zamanında. Evet hocam, yani aslında bu bir nevi kıyamet gibi bir şey. Orada yaşayanlar için öyle. Evet. Az önceki sorumu neden sordum? Çünkü hani Marmara'da beklenen bir deprem var ya, hep konuşulan. Büyükçekmece'de de tsunami etkisi yaratabilir diye konuşulmuştu. Bazı hocalar Büyükçekmece sahil şeridinin tsunami ile bir ilgisi olmadığını, tsunami yaşanmaya uygun değil gibi söylemişti. Bazı hocalar da olabilir demişti. Oradan aklıma geldi aslında Antalya mevzusunda. Bodrum'da olan depremi hatırlar mısınız? 5 sene önce orada da içeriye kadar sular girdi. İşte aynısı olur burada da. Başka hiçbir şey olmaz. Bizim Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen bölümünde büyük heyelanlar var. Hem Yenice'den, Tekirdağ'ın önünden, Ganoz Dağları'ndan Marmara Ereğlisi'ne kadar, hem de Marmara Ereğlisi'nden Kumburgaz açıklarına kadar, Büyükçekmece açıklarına kadar kayan bir alan var. Yani uçurum var orada denizin içerisinde. Bir anda deniz suyu, deniz tabanı 200 metre derinliklerden 1000 metrelere iniyor. Yani 800 metre bir uçurum var diye düşünün denizin altında ve bunu kütlesel olarak kaydığını düşünün. Evet, bu dalga yaratır ama o muazzam boyutlarda hani kıyamet filmlerinde olduğu gibi bir şey değildir. Su baskını da üretir, zamanında da üretmiş. 500 metre, 1 kilometre içeriye de girer ama çok büyük yıkıcılık buradan kaynaklanmaz. Ve yine ben üstüne basa basa söyleyeyim, tek başına Marmara'nın Kuzey Anadolu fay hattında kırılıp da 7.6'ları şu anda oluşturacak bir fayı kalmadı. Şener Hoca'nın da bahsettiği gibi 30-35 kilometrelik bir fay var. Bunda da maksimum kırılma 6.5 şiddetinde olur. Ama Marmara'nın kendine ait kırılmasını bekleyen 14 tane depremi var. Ha karşı kıyı, ha burnumuzun dibi, fark etmez. Evler çürükse zemin, kum, su gibi davranır. Onun da örneğini bir gün size beraber yaparız stüdyoda. Kumu azıcık, hem de nemli kumsa, ıslattığınız zaman çorba kıvamına gelir. Plazma gibi eriyip binaları içine alır. Yani biz çok 8 katlı binanın çatı katının asfaltla birleştiğini gördük Gölcük depreminde de, şeyde de. Evet. Yani bunlar maalesef teknik olarak böyle. Kesinlikle, yani Kahramanmaraş merkezi depremde de aynı şeyleri gördük. Yani yanındaki bina hiçbir şey olmadığında, hani bu taraftaki binanın tuzla buz olduğunu gördük. Demek ki bina öldürüyor insanları. Bir de şu var, yine düzeltelim. Bir Japon deprem uzmanı diye birileri çıkıyor televizyonda. Aynen şunu söyleyeceğim, kendisine de ona inananlara da. Kobe'de 6.5 şiddetinde deprem oldu, bina üzerinde kalmadı. Ama merkezde ve denizin 10 kilometre altında oldu. Japonya'da 9.2 olsun, 8.3 olsun ama 200 kilometre derinde, 150 kilometre derinde olursa güle oynaya hepimiz sallanır seyrederiz. Yüzeyde olan deprem geçenlerde oldu, yılbaşı gününün ertesi günü, ve evler perişan oldu tek katlı oldukları halde. Orada kimse kimseyi kandırmasın. Bir de deprem rezonansı diye bir şey uyduruyorlar. Depreminiz küçükse tabii. Yani yanal atım, binanız böyle bir kütle düşünün. 50 santim böyle gidecek. 50 santim böyle gidecekse rezonans şeylerini hemen yaptırın. Kahramanmaraş'taki gibi 10 metre sağa, 10 metre sola gidecek olan binaya nasıl bir rezonans yapacaksınız bana da anlatın, ben de öğreneyim. Kimse kimseyi bunların üzerinden kandırıp yok Japonya'da çok tedbir alındı, yok rezonanslar binaları korur, bilmem ne yapar, bunlara da girmesinler. Tartışmak isteyen varsa da buyursun,
Sizin yanınızda istediği gibi matematiksel olarak çözümlerim. Ben elektronik yüksek mühendisiyim. Elektromanyetik dalga teorisi uzmanıyım aynı zamanda. Takır takır metreleriyle, santimleriyle anlatır, öğretirim onlara da. Doğru hocam. Peki NASA geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Güneş patlaması yaşandı dedi. Biz bunu hissetmedik. Elektrik kesintileri olmadı değil mi hocam? Bizde olmadı, öbür tarafta çok oldu. Avustralya, Yeni Zelanda, bu İngiliz sömürgelerinin olduğu her yerde, Amerika'da çokça yaşandı. Biz takibini almıştık. Ben hatta kendim bunun yayınını da yaptım. Dedim ki bizim 11 yıllık döngünün en büyük güneş lekesi geliyor. Güneş lekesi nedir? Güneş bir nükleer reaktördür biliyorsunuz. Oksijensiz yanma yapar. Bazen arabanız tekler ya, su kaçmıştır mazota, benzine pıt 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 bir şeyler yapar. Bunun gibi güneşin dışarıya kustuğu bir şey bu. Yüzeydeki ısı 5000 derecelerden 2000 derecelere, 2500 derecelere kadar düştüğünde bir güneş lekesi sistemi oluşuyor. Bu güneş lekesi sistemi patlar dedik. Bize gelene kadar X1.2, X2.1 ve en son X6.3 patladı. Ama koronal püskürme ve güneş rüzgarı üretmedi. İçeriye doğru çekti kendini. Bizden yönünü değiştirdi. Bu sefer tuttu, X9.4 patladı. Şimdi her zaman böyle olmayacağı kesin. Bunun tarihleri de var. Evet, güneşin bir kalkanı var ama güneşin dünyanın bir kalkanı var ama presesyon dediğimiz dünyanın kendi alanında da yatması sonucu, nasıl ki 12.700 yıl önce Nuh tufanı olduysa, aynı dönemin tarihi geldi. Her şeyin üst üste geldiği bu dönemde yine buna benzer büyük bir kıyametin, küresel çapta kıyametin yaşanması mümkün. Kıta hareketleri ve su hareketleriyle güneşin döngüsünde, Tuğba Hanım, son 18 aya girdik. Son 18 ay, yani tepe noktasına gelecek 7 Temmuz 2025 kritik bir tarih. Bu tarihe kadar ben 4 kere yoklama bekliyorum güneşten. Hazır mısın kardeşim diye sabah yoklaması alacak. Uyuyan var mı diye dürtecek. Güneş kendi arasında 5.9 ayda bir devinim yaşar. 11 yıllık döngünün de kendi arasında 6'şer aylık bir döngüleri vardır. Şimdi bunun tam Mart-Nisan ayı ortasında bir yere denk gelecek bir pik olacak. Bir tane antrenman yaşayacağız. Daha sonrasında bunun aynısı Temmuz'un sonu, Kasım'ın sonu, bu yılı bitireceğiz. Daha sonrasında ertesi sene yine Mart civarı ve ondan sonra Temmuz'da inşallah patlar. Patlarsa bir şeyler olur, sıkıntılar yaşanır, elektrikler de kesilir vesaire vesaire. Artık onları defalarca anlattım. Ya patlamazsa ne olur biliyor musunuz? Ne bu olur? Sefer ikinci 11 yıllık döngüye doğru giderken güneş maksimumdan 4 yıl boyunca güneş minimuma gideriz. Amerika'nın da kendi kıtasında oynadığı kutup şeylerinin, vortexlerinin yerini değiştirmesi sebebiyle 4 sene neredeyse kutup soğuklarından kafamızı kaldıramayız Türkiye tarafında, kuzey yarı kürede. Bu sefer daha da berbat bir şey olur.